Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 9 ile 19 yaşlar arası çocuklarımızı nasıl eğitelim? Onlara hangi esaslar üzerinde davranış sergileyelim? Onların hem dünyalarının hem ahiretlerinin kazanılması adına hangi metotları uygulayalım ki çocuklarımız iyi yetişmiş olsun, erdemli insanlar olsun, hem dünyalarını hem de ahiretlerini kazanmış olsunlar? Çocuğumuzu terbiye ederken mutlaka onun fıtratını iyi tanımalı. Terbiyeye çocuğumuzu tanımakla başlamalı. Onun istemediklerini anlatıp istediklerini anlatmayıp işi zıtlaşmaya sokmamamız gerekiyor. Yani çocuğun fıtratı, yaratılışı, huyu iyi tanınırsa o nabza göre de terbiye metotları uygulanmış olur değerli anne babalar. Bir diğer husus, çocuğa ayak uydurmada zorluk çekebilirsiniz. Çalışma, meşguliyet, arkadaşlıkta, bu hususlarda ona ölçülü bir şekilde hürriyet tanıyın. Ya çocuğumuzu hür bırakacağız diye de tamamen onu salmamak gerekiyor. Onu takibi terk etmemek gerekiyor. Çocuğu her işinde, her yerde koruyup kollamamalı. Şahsiyetini engellemiş oluruz. Böylece bağımlı hale gelmiş olur çocuk. Her seferinde annesinden babasından yardım bekler, yardım ister. Bu da onun şahsiyet gelişimini engellemiş olur. Yapacağı davranışlarının sonuçlarını kendisinin görmesini sağlamak gerekiyor. Böyle yaparsak daha iyi öğrenmesini sağlamış oluruz. Sonra da nasıl davranmasını ilahi kaynağa dayandırarak şahsiyetini rencide etmeden iyice izah etmeli. Kur'an ve sünnet ölçüleri çerçevesinde yavrumuzun nasıl hareket etmesini istiyorsak, tabii ki anne babalar olarak önce biz bu hususta hassas olmalıyız, kendimiz yaşamalıyız. Sonra da çocuklarımıza yaşaması hususunda, şahsiyet kazandırmada, davranış sergilemede onlara yardımcı olmalıyız. Siz onun her istediğini yerine getirirseniz, ileriki yaşlarda elde edemediği şeyler karşısında mukavemeti az olur. Dayanma gücü az olur. Yıkılma ve hayal kırıklığına uğraması da kolay olur. Çocuklarımızı devrin şartlarına göre, imkanlara göre, yerine göre hayır demesini bilerek, her şeye evet dersek, her istediğini yerine getirirsek, büyüdüğünde, yaşı ilerlediğinde elde edemediği istekleri onda hayal kırıklığı meydana getirir. Hayattan küser. Unutmayalım ki biz çocuklarımızla beraber yaşamayacağız. Biz bugün varız, yarın yokuz. Çocuğumuza yerli yersiz, olur olmaz söz vermemek gerekiyor. Vaatte bulunmamalı. Eğer vaatte bulunuyorsak, mutlaka o vaadimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Çocuktur demeyelim. Çocuk unutur, hatırlamaz. Birkaç gün sonra istediği şeyi hatırından çıkarır gibi düşünmeyelim. Çocuklar hiçbir şeyi unutmazlar. Sadece ötelemiş olurlar. Bundan dolayıdır ki çocuklarımıza yapamayacağımız şeyleri katiyen söz vermememiz gerekiyor. Çocuklarımız zaman zaman mükafata, zaman zaman da yapmadığı işlerden dolayı ceza verme durumunda kalabilir terbiye adına anne babalar. Bu ceza işi şöyle olmalı. Ceza mükafat vermemek şeklinde olsun. Bir şeyi elde edemezse, biz onu mükafatlandırmazsak anlasın ki ben bu hususta cezalıyım. Eğer ceza vermek istiyorsanız önce onu dinleyiniz. Cezada acele etmeyiniz. İleride tamir edilmeyecek yaralar açan cezalar vermemek gerekiyor. Cezanın suçu aşmamasına da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu prensip herkes için geçerlidir. Suçla cezanın orantılı olması gerekiyor. Daha çok af yolunu tercih etmek hayırlı olur. Daha iyi olur. Fakat sebepleriyle izah etmek lazım. Sebep ve sonuç olarak çocuğumuzu bilgilendirmek gerekiyor bu noktada. Suç işlediği zaman, kurallara uymadığında bu kurallara uymamanın neticesinin şunlar olacağını ifade etmek gerekiyor. Çocuklarımızı eğitirken kabiliyetlerinin üstünde bir işe zorlamamak gerekiyor. Ondan başaramayacağı işler istememeli. Ona güvendiğimizi, onu desteklediğimizi belli etmeliyiz. Ancak çocuklarında yapabileceği işler vardır, yapamayacakları vardır.
gücünü kuvvetini üzerinde, imkanların üzerinde bir iş beklememek, bir başarı beklememek gerekiyor. Çocuklarımızın gayret ve çalışmalarını övmeli, kıyaslama yapmalı, takdire şayan kimseleri nazara vererek sen de onlar gibi olabilirsin diye yönlendirmeliyiz. Rol model göstermeliyiz evlatlarımıza. Bilim adamıysa bilim adamlarını, eğer bilgiyi öğretmek, nazara vermek istiyorsak. Manevi yönden gelişmesiyle ilgili bir şey anlatıyorsak, manevi şahsiyetlere nazara vermeli. Başarılı insanlara nazara vererek çocuğumuza bir rol model takdim etmeliyiz. Bir hedef göstermeliyiz daha doğrusu. Ayrıca bunu yaparken çocuğumuzdan yaşının üzerinde olgunluk beklememeliyiz. Değerli anne babalar, bütün kuralları, bütün güzel şeyleri birden öğretmeye kalkmamak gerekiyor. Terbiye kademe kademe olmalı. Anlatmak kademe kademe olmalı. Bir müfredatı olmalı adeta. Her şeyi bir seferde vermek, yaşının üzerinde bilgiler vermek, yaşının üzerinde olgunluk beklemek çocuğumuzun rencide olmasına, çocuğun anlattığımız şeylerden soğumasına sebep olabilir. Güzel örneklerle, güzel davranışlarla yavrularımıza erdemli davranışları anlatmalı, güzellikleri anlatmalı, onlara sevdirmeliyiz. Çocuklarımız zaman zaman bizi bunaltabilir. Olur olmaz isteklerde bulunabilir. Yapamayacağımız şeyleri isteyebilir. Bizi bunalttığında soğukkanlılığımızı ve sükunetimizi muhafaza etmeli, sabırla metanetle hareket etmeli, onlara kızıp bağırmamalı, zamana bırakıp uygun bir zaman diliminde o meselenin niye öyle olması gerektiğini, niçin yapılmaması gerektiği izah edilmelidir. Çocuğu eğitirken aile içerisinde sık surat durmak, konuşmamak, espri yapmamak ailede ciddi bir sıkıntıya sebep olabilir. Şaka yemekte tuz mesabesinde olmalı adeta. Espriyle karışık onu alaya almamalıyız. Alaya alınan muhatap bunu kabul ediyor gibi gözükse bile tebessümleri daima acı ve hakkınızdaki düşüncesi nahoş olacaktır, hoş olmayacaktır. Dikkat etmede büyük faydalar var. Lakap takma, sevmediği cümlelerle espri yapma, sevmediği cümlelerle şaka yapmak çocuğun onurunu, gururunu rencide eder. Buna hasreten dikkat etmemiz lazım. Bir diğer husus, size hürmet göstermesine fırsat verin. Fakat kalben arzulamayın. Annenin babanın elini öpsün. Fakat çocuğun benim elimi öpsün mutlaka öpmeli, niye öpmüyor falan dememeli. Çocuğun yanında da fazla tevazu yapmamalı. Anne baba olarak ezilip büzülmemeli. Çünkü usta olmayı hedeflemeyen bir çırağın çırak olamayacağı bilinmelidir. Anne baba, anne babadır. Belirli bir otoritesi vardır. Hürmete layıktır. Bunu çocuk bilmeli. Ona göre hareket etmeli. Çocuğumuz bizi olduğumuzdan daha yüksek görebilir. Daha yüksek mertebelerde tasavvur edebilir. Kendinizi erişilmez göstermeye çalışmamalısınız. Bu davranış bozukluğu birçok kimsenin bozuk taraflarını örtbas etmek için kullandıkları yoldur maalesef. Geçmişte yapmış olduğumuz hataları çocuğa bahsetmemeliyiz. Eksik ve yanlışlarımız çocuğu yıkar. Çünkü çocuk anne babasını model alır. Her ne kadar çocuklar anne babalarını örnek almıyor gibi gözükse de sözlerinde, davranışlarında, olaylara karşı tepki verişlerinde anne babanın davranışlarını yansıttığını birçok kere görüyoruz. Çocuklarımıza bir şeyler anlatmamız gerekiyor. Hallisanli örnek olduğumuz gibi sözlü olarak da anlatmamız gerekiyor. Anlattıklarımızın her şeyin ötesinde bizim bizzat inanıp benimsediğimiz, hazmedip hayatımıza tatbik ettiğimiz hakikatler olmasına azami dikkat etmeliyiz. Anlatacağımız gerçeği içimize sindirememişsek anlatılanlar sadece lafazanlık. Ebeveyn anlatacağı şeyleri çocuğun anlayabileceği, kavrayabileceği basitlikte anlatması gerekiyor. Şöyle bir söz var. Ata et, ite ot vermemeli tabir yerindeyse. Çocuğun seviyesine uygun. Ne anlatıyorsak çocuğun alabileceği seviyede olmalı. Çocuğumuza kıymet verdiğimizi ve onun da sözü dinlenir bir şahıs olduğunu ona belli etmemiz gerekiyor. Bir şeye karar verirken onun da fikrini sormalıyız. Aile istişaresine onu da katmalıyız. Yapacağımız işleri mutlaka istişareyle yapmalı ki çocuğumuz da bu istişare mekanizmasını ailede karar alırken bir ve beraber karar alındığını görsün. Kendisi de yarın aile olduğu zaman aynı davranışları kendi yuvasında sergileyebilsin. Onların gözünde büyümek ve örnek bir insan olmak istiyorsanız hayatlarına ve eğlencesine
ortak olmalıyız. Anne babanın çocuklarına gereğinden fazla alaka göstermesi, küçüklerde suistimale sebep olabilir. Bunu çocuklar kullanırlar. Siz onun hiç farkında olmazsınız. Çocuğunuzun gönlünü alalım derken, çocuğunuz sizi parmağında oynatır. İleride de bunun olumsuz yansımalarını yaşarız. Nerede ve hangi makamda olursanız olun, düzenli bir hayat yaşayın. Programsız bir hayattan kaçınmalı. Her fırsatta kendi sahanızda iyi yetişmeye bakın. Çocuklar ebeveyni modellerler. Öğretmensek iyi bir öğretmen olalım. İş adamıysak iyi bir iş adamı olalım. Memursak iyi bir memur olalım. İşçiysek iyi bir işçi olalım. Çünkü yavrularımız bizi modelleyecekler. Bize göre hareket edecekler. Bir şey anlatırken sıraya önem verilmeli, sadeliğe dikkat edilmelidir. Anlatılanlar efsanevi bir havaya sokulmamalıdır. Yaşanmayacak şeyler anlatılmamalıdır. Çocuğa karşı maddi manevi cömert olunmalı, fakat bunu yanlışa kullanmasına da asla fırsat vermemeliyiz. Çocuğun kalbini kazanmanın en tesirli yolu yumuşak olmak, aynı zamanda otoriter olmak, sertlikten kaçınmaktır değerli anne babalar. Çocuğa anlatılacak konular merak uyandırarak anlatılmalı. Önce bir özeti verilmeli. Ben bu meseleyi öğrendim demeli adeta. Herkesi cevherinin kabiliyetlerini en üst ayarına çıkarmayı hedeflemeliyiz. Çocuklarımızı böyle yetiştirmeliyiz. İbadetiyle, duasıyla, istiğfarıyla anne baba örnek olmalı. Takvanın, zühdün, ihlasın, hatta velayetin en azamisini hedeflemeliler. Unutmayalım, arkadan gelenler öndekileri, bizleri taklit ederler. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.